Evet, basın kulübü devam ediyor kaldığı yerden. Ankara'daydık. Basın kulübü ekip olarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanımız, Ispartalı hemşerimiz Doktor Ahmet Antalyalı bize kurumun çalışmalarını anlattı. Türkiye'yi vizyonunu çizdi. Isparta TKDK Koordinatörlüğü'nün bu zamana kadarki desteklerinden bahsetti. Kendisi bizi çok sağ olsun Ankara'da kabul etti. Teşekkür ediyoruz. Yine Şehrin Yüzleri programıyla izleyicilerimiz karşı karşıya geldi. Şimdi de canlı yayındayız. Stüdyomuzda Hollanda'dan bir hemşerimiz var. Yıllarca Hollanda'da siyaset, sendikacılık, araştırma olsun, iş dünyasına danışmanlık olsun yapan bir hemşerimiz var. Osman Elmacı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Sami Bey. Tabii Türkiye-Hollanda ilişkileri 16 Nisan halk oylaması öncesinde biraz gerildi, tırmanılan olaylar oldu. Hollanda ile Türkiye arasında bir olumsuzluk oluştu. Bu Türkiye'yi nasıl etkiler? Hollanda ve Türkiye, Avrupa'nın laboratuvarı olarak kabul edilen Hollanda, Türkiye ile ilişkilerin olumsuz olması ne tür sonuçlar doğurur? Hollanda'da Türklere karşı, Türkiye'ye karşı bakış nasıl? 16 Nisan sonrası halk oylamasında ne tür etkiler görüldü? Beklenen bir sonuç muydu? Hepsini Osman Bey ile konuşacağız. Evet Osman Bey, Evet. öncelikle sizi bizler tanıyoruz ama sık sık geliyorsunuz memleketinize. Bir kısaca izleyicilerimiz hatırlaması açısından, bilmeyenler açısından kendinizi tanıtırsanız. Eyvallah. Öncelikle tabii buradan hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle Ispartalı hemşerilerimize ve bizi dinleyen dünyadaki diğer Ispartalılara ve özellikle Avrupa'da biliyorsunuz 5000'e yakın aile oturuyor Ispartalı olarak. Onlara da buradan selam ve sevgilerimi sunuyorum. 1972 Hollanda doğumluyum. Bir işçi dedenin, kaynakçı babanın Yalvaç Dedeçam köyünden kalkıp Hollanda'ya giden bir ailenin çocuğuyum. İlkokulu orada bitirdim. Orta, lise, Isparta merkez ve lise burada. Daha sonra Hollanda'ya geri dönerek endüstri mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra küçük yaşta siyasete atıldık. En genç meclis üyelerinden bir tanesiyim Hollanda'nın. Daha sonra 2007, 2004 özür dilerim Avrupa Parlamentosu Milletvekili adayı milletvekili seçilmiştik biliyorsunuz o zamanlar. Ancak Ermeni vatandaşlarımızın oy kırımına uğramıştık hatırlarsanız. Siz o dönemde sözde soykırımı Evet. reddeden Evet. taraftaydınız Evet. ve bundan dolayı da hakkınız yenmişti değil Yenmiş mi? oldu. Bunlar Dolayısıyla. tabii Türkiye'de ulusal basınlardan Tabii yansımıştı. bir hafta Sizin konuşuldu. gibi 3 Türk milletvekiliydi Doğru. galiba mağdur olan. 3 tane milletvekili Hollanda genelinde listeden çıkartılmıştı. 2006'da olmuştu bu olay. 2006'da Hollanda Parlamentosu'na adaylığımız olmuştu ve işte geriye dönük Avrupa Parlamentosu ile ilgili bir sıkıntı yaşamıştık. Bunun dışında sendikada yöneticilik yapıyorum. Dediğiniz gibi danışmanlıkla ilgili birkaç böyle burada iş yapmaya çalışan Hollandalıları memleketimize getirip Antalya, Isparta ahalisini tanıtmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla böyle bir sosyal tarafımız da var diyelim. Ben de size teşekkür ediyorum. Basın kulübünü oradan artık evlerimizden izliyoruz. Sizlerin Çok sağ sıcak olun. yüzünüze bakıyoruz. Burada olmaktan da memnunum. Evet Osman Bey, hani konulara gireceğiz ama ben Hollanda'daki Türk vatandaşlığı Ispartalı hemşehrilerimiz olsun. Biz orada kaç kişiyiz? Hollanda'da Ispartalı nüfusu, Türk nüfusu biraz bu demografik yapıdan da bahsederseniz. Bahsedelim. Tabii elimizde %100 bir net sayı yok. Takriben bizim gördüğümüz 3500 ile 4000 arasında bir Türk Ispartalı olduğunu düşünüyoruz. Hatta Leerdam şehrimiz Hollanda'nın yabancılar bakımından en fazla yoğun olan bir şehri. Siz de gitmiş miydik bilmiyorum oraya Leerdam şehrine. Daha önce Evet. gelmiştiniz. Avrupa genelinde de bir 10 bin kadar Fransa, Belçika vesaire 10 bin kadar bir Ispartalı hemşehrimizin olduğunu biliyoruz. Ne Bunların yapıyorsunuz? Buluşuyor musunuz? Bir lobi faaliyetiniz var mı? 2009 ve 2012 yıllarında biliyorsunuz Gül'le Lale'nin buluşması diye bir toplantı yapmıştık Hollanda'da. Çok sevilmişti, çok ilgi alaka toplamıştı. Ancak işte bu tür şeyler biliyorsunuz gönüllülük bazında olan konular. Maalesef insanlarımızda da siz yapın, biz Hani oradaki destekleyelim. hemşehriler bazında görüşüyor musunuz? Tabii tabii Dernekleriniz tabii falan var tabii. mı? Yani dernek olarak dediğim gibi birçok şehirde Ispartalıların bile geldiği dernekler var. Bunların bir tanesi yine dediğim gibi Hollanda'da Ispartalılar Derneği ve şu anda Gül ve Lale Vakfı'nın
genel başkanlığı da Hollanda'da bulunuyor. Bunlar her zaman bir araya gelemiyor. Bunu buradan açıkça söylemek lazım. Niye gelemiyor? Dediğim gibi gönüllülük bazında olduğu için maalesef maddi imkansızlık, işte oradaki personel eksikliği vesaireden dolayı. Ama sosyal medyanın getirdiği tabii bazı avantajlar var. O manada herkes birbirini bulabiliyor. İletişimimiz var. Tabii, iletişim bulabiliyor. Evet Osman Bey, 16 Nisan halk oylaması öncesi sürece dönersek, evet. Hollanda'dan hiç beklemediğimiz, özgürlükleri savunan, işte demokrasiyi savunan Avrupa ülkelerinde yakışmayan hareketler. Evet. İşte Dışişleri Bakanımızı uçağına indirilmedi. İndirmemesi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın karayoluyla girişine izin verilmedi. İşte birçok konsolosluklarımızı, işte büyükelçiliklerimize giremedik kendimiz. Doğru. Siz o zaman oradaydınız, Hollanda'daydınız galiba bu evet, olayların sırasında. Evet, evet. Bu olayların temelinde neler var ve neler yaşandı o gün? İsterseniz tabii bu açıkçası çok beklenmeyen bir olaydı. Ama ben bu görüşmemizde size şunu anlatmak istedim. Yani bir tarihi geçmişe bakmamız lazım. Bir anda bu patlak nereden veriyor? Bu patlak hakikaten beklenen bir patlak mıydı? Yoksa bir kriz olarak mı görmek lazım? Ve bunun sonucunun nere olacak ona bakalım. İşte bu olaydan sonra biliyorsunuz yazıldı, çizildi. Özellikle bir Hollandalı avukatın bu konuyla alakalı yazmış olduğu bir gazetelerde bir yazısı var. Onu da ben sizinle paylaşmak isterim. 10 sanırım Mart, 17, 17, 18 Mart yanlış hatırlamıyorsam. Ben sinemadaydım. Yani oraya yakın bir yerdeydim ama sinemadaydım. Bir anda işte konsolosluğun önü, Rotterdam konsolosluğun önü bayraklarla insanların gelmesiyle dolup taştığını mesajlardan öğrendim. Hatta 90 küsür tane mesaj gelmiş, bana ulaşılamamış. Ne yapalım, ne düşünüyorsunuz anlamında. Şimdi Hollanda çok güzel buyurdunuz. Avrupa'nın giriş kapısı. Siz laboratuvar dediniz. Avrupa'da bazı istemler kuluçkaya Hollanda'da yatırılır. Diğer Avrupa bilgilerinde uygulanır. Şimdi Avrupa'ya baktığınızda özellikle bu son birkaç yıldır ben basını takip ediyorum. Türkiye ile alakalı en az 12-13 tane olumsuz haber çıkıyor. Ve bu ulusal internetlerde, yani bizim TRT gibi işte ulusal etkili gazetelerde 13-14 tane hep olumsuz. Hiç olumlu haber yok. Dolayısıyla bu olayların öncesinde mi? Öncesinde. Ve bunu siz 2-3 yıl geriye gidin. 2-3 yıl yani 2-3 geriye gidin. O manada bir olumsuzluğu hissediyorsunuz. Bunu okulda hissediyorsunuz. İş yerinde hissediyorsunuz. Darbe girişimi sonrasında ben işimden gereği biliyorum. Kantinde, işte restoranda yemek yemeye gelen bir Türk'le Hollandalı sen darbe taraftarı mısın değil misin diye Türk'e soruyor. Türk de diyor ki sen bu nasıl... Öncesinde mi? 15 Temmuz öncesinde? Sonrası, hemen sonrasında. Hemen sonrasında. Çünkü bir pompalanma vardı. Yani Türkiye'de işte bir diktatörlük tırnak içerisinde ya doğru gidiyor. Ve 15 Haziran'da da Temmuz'da özür dilerim. Bir darbe girişimi oluyor. Ve ertesi günlerde bu olay artık tabana iniyor. Tabanda da Hollandalı Türk'e şunu soruyor. Sen darbe girişimini destekliyor musun? Desteklemiyor musun? Desteklemiyor. Hatta Erdoğan yaptığını düşünüyor musun? Diye böyle abesçe sorular ortaya çıkarıyor. Bizim o Türk de sen nasıl konuşuyorsun? 260 küsür tane ölü var. Bunu bu şekilde alaycı nasıl konuşuyorsun diye kavgalar oluyor. Ve bu kavgalardan dolayı da Türkler işinden oluyorlar. Yani tabii ki mahkemelerle geri dönebilir ama şey anlatmak istiyorum size. Oradaki havayı anlatmak istiyorum. Bu Avrupa'da, Belçika'da, Almanya'da, Fransa'da olan bir mevzu. Yani istenmiş insanların... Yani 15 Temmuz'un başarılı olması istenmiş biraz. Yani dedim ya işte 2007'den 7'ye doğru gitmeniz lazım. İşte Türkiye'nin artık elden çıktığını ben anlatmak istiyorum burada. Yani tırnak içerisinde Avrupa açısından baktığınızda... Avrupa öyle görüyor. Avrupa öyle görüyor. İşte el avuca sığmayan bir Türkiye'yi siz olumsuz haberlerle dengesizleştireceksiniz. Yani ekonomiye vurmak gerekiyor. Turist biliyorsunuz bak azalmış durumda. Yani okullarda, iş yerlerinde bunu artık hissediyorsunuz. Türk olmak birazcık böyle olumsuz tarafa gitmiş durumda. Yani bunu hissediyorsunuz şey olarak, hı hı. Bir insan olarak. Şimdi krize gelelim. Türkiye maalesef kendisini şu anda niçin savunduğunu Avrupa'da anlatılamıyor Sunar Bey.
Yani Türkiye şu anda bir savunma içerisinde değil mi? Yani bir FETÖ olayı var, bir darbe girişimi meselesi var. Ve Avrupa'nın şu anda Türkiye'ye karşı bir olumsuz meselesi var. Bunu Türkiye adeta bir savunmaya geçmiş vaziyette ve Türkiye'yi savunduğu zaman oradaki şey algı şu: Türkiye hakimlerini hapse atıyor. Türkiye öğretmenlerini hapse atıyor. Türkiye gazetecileri hapse atıyor. Şey bu. Kötü algı oluşturuyor. Algı bu, algı bu. Şimdi siz takdir edersiniz, orada yaşayan şu anda 5 milyona yakın Türk insanı var. Bunların hepsi üniversite mezunu ve oranın dilini çok iyi bilmiyorlar. Nedir? Genel anlamda işine giden, kaynakçı, otomobilci, taksici, o manada tartışmayı yapamıyoruz. Ekmeğinin peşinde olanlar. Ekmeğinin peşinde olan. Ama Türkiye algısı olduğu zaman da birazcık böyle kanı kabaran bir milletiz. Bunu da artık tespit etmek lazım. Dolayısıyla bu insanlar da zor duruma düşmüş oluyorlar bu tartışmalardan dolayı. Biraz daha tarihe gidecek olursak biz tabii şunu söylüyoruz Hollandalı arkadaşlarımıza. Bakın arkadaşlar, Türkiye dediğiniz ülke, herhangi bir Malta, Avrupa Birliği ülkesi Malta, efendim Lüksemburg, Macaristan ülkesi değil. Ben şu örneği veriyorum kendilerine. Türkiye şu anda üç kafalı bir ejderhayla boğuşuyor. Atatürk sonrası, Cumhuriyet'in kurulmasından sonra birinci ejderha bana göre bu ülkeyi ele geçirmek dedim, köşe başlarını satın almak isteyen Kemalistler, bana göre Kemalistler. Yani beyaz yakalı Türkler diyorum ben bunlara. Yani köylüyü, kentliyi pek fazla işe bucağı karıştırmayan bir kesim var. Buna karşı bir mücadele verildi. Bunun belki sembolü Menderes'ti. Hollandalı bunu maalesef göremiyor ama anlattığın zaman diyor ki ha doğru, biz bu Menderes'i bir şekilde tanıyoruz. Tabii benim tartıştığım insanlar da yönetici insanlar, benim çevremdeki insanlar. İkinci ejderha geldiğimizde PKK, bunu siz görüyorsunuz. PKK dediğiniz kurum, kuruluş, şey, organizasyon 2004 yılında NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin listesini siz aldınız değil mi? Yani bunu ne olarak listeye aldınız? Terör olarak listeye aldınız. Siz hem terör diyorsunuz, hem destekliyorsunuz, hem de basın anlamındaki işte o internet sitelerinde şey diyorlar, Freiheitsstreiters, özgürlükçü savaşçıları diyorsunuz. Ya bu kadar da destek yolu yani açıkçası. Tabii özgürlük savaşçı diyorsunuz. Bu birilerinin kanına dokunuyor. Siz 40 bin tane ölü vermişsiniz. Şiddetle hiçbir yere varlamayacağını bana siz öğrettiniz. Avrupa'nın bir değeri bu, değil mi? Ben elime sopayı almış olsam ve desem ki Amsterdam bölgesini ben Türklerin bir vatan olarak ilan ediyorum, bana ne dersiniz siz? Terörist. Deli dersiniz, terörist dersiniz. Bu ikinci ve bunun sembolü de Turgut Özal'dı. Bakın bu insanlar Turgut Özal'ı seçip Menderes'e asıldı. Şu anda kardeşi rahmetli oldu, biliyorsun Özal'ın kardeşi. Kendisi ne dedi? Zehirlendi kardeşim dedi. Yani bunu da bildiğiniz zaman üçüncü de ejderhaya geldiğinizde bu da FETÖ'dür. Bunu artık görün. Ve bunun da sembolü, bunlarla mücadele eden kişi sembol olarak da Erdoğan'dır. Yani bu üç ejderhayı bir tarafa koyup ve siyasi liderle bir yere baktığınızda bu fotoğraf çok açık. Dolayısıyla Erdoğan'ı siz sevin sevmeyin. Yani benim de sevmediğim taraflarım var. Ama siz bu insanı diktatör demenin bir anlamı var mı? Yani diktatör nedir? Diktatör bir kere referandumu önünüze koymaz. Diktatör ne yapar? Ben uyguluyorum, yaptım, oldu der. Değil mi? Diktatörün özelliği budur. Yani sizin önünüze referandum koymaz. Dolayısıyla böyle bir algıda Çavuşoğlu sabahleyin uçağa binecek. O gün oraya gelecekti. Herkes dört gözle bu televizyona açıp bakarken, tabii daha öncesinde şu vardı: Çavuşoğlu gelmesin çünkü bize seçim var. Şu nüansı burada tabii söylemek lazım. Seçimler öncesinde, Hollanda seçimlerinin bir hafta öncesiydi bu olay. Hatırlarsanız. Ve Hollanda'daki Liberal Parti, Rutte biliyorsunuz başbakan, Liberal Parti, ırkçı parti Geert Wilders'le at başı gidiyordu. Sanırım işte 19-20 milletvekilleri alacak partilerdi. Irkçı parti biliyorsunuz Geert Wilders, Peygamber Efendimiz'le sallallahu aleyhi ve sellem'le alay eden, fitna filmini yapan, işte ona çeşitli böyle uydurmalık isimler takan bir siyasi partinin lideri. Bu olay
Onların açıkçası işine yaradı. 4-5 milletvekili fark atarak onu ikinci parti yaptı. Yani kendisi birinci parti oldu. Türkiye'ye bu manada bir oyun oynamak istendi. Benim gördüğüm o. Ancak bu siyasi bir oyundur. Çünkü Hollanda'nın Türkiye ile ilişkisi yani göç tarihiyle eşdeğer değil. Göç tarihi biliyorsunuz 40-50 yıllık bir mevzu. Biraz sonra oraya değinelim. 1612'ye dayanıyor Soner Bey. Dolayısıyla bana göre siyasi bir kriz bu geçecek. Ben uçakla işte 3 gün önce geldim. Baktım uçağın hepsi maşallah Hollandalı dolu. Turist. Antalya'ya, Alanya'ya turistle gelmiş durumdalar. Evet. Yani bu yaşanan bakanlarımıza yönelik olaylardan sonra seçime gittik. Bu olaylar Hollanda'da %70 evet oyu çıktı galiba değil mi? Referandumla. Olaylar olumlu etki yaptı galiba Türkler üzerinde. Yani olumlu yetki şöyle, olmasaydı ne olurdu sorusuna o zaman cevaplamak lazım. Ben Avrupa'da gördüğüm, biliyorsunuz Avrupa ile Amerika profili çok farklı. Yani Amerika'ya baktığınızda bir hayır kitlesi var, burada evet kitlesi var. Benim gördüğüm oradaki insanların çoğu işte İç Anadolu'dan gelen mutasap insanlar. İşte Türkiye'nin haritasına baktığınız zaten evetler nereden çıkmış, hayırlar nereden çıkmış onu görebiliyorsunuz. Avrupa'da da bu fotoğraf aynı ama oransal olarak farklı. Yani o manada karşılaştırma yapacak olursak yani benim tahminim bu olay belki bir tetikleyici unsur oldu ama çok da böyle bundan dolayı evet vermek isteyenler evet, hayır vermek isteyenler hayır verdi diye düşünmüyorum açıkçası. Evet. Şimdi Osman Bey 2011'de işte Avrupa, Almanya, Hollanda, Belçika turunda evet. Mesela orada bir Alman Başkonsolosluğunda Köln'de şunu söylemişti konsolos. Yani zamanında Türkleri kırmızılarla karşılayan bu millet evet. Şimdi evet. Terörist gözüyle bakıyor. Yani bu Avrupa'da biraz Türklere karşı, Müslümanlara karşı bir algı değişikliği var. Yani bakış açısı değişikliği var. Evet. Yani işçi bulamayan Avrupa Türkiye'den getirdiği işçileri törenlerle karşılamış zamanında. Doğru. Ama şimdi işler değişti. Size bakış açıları da değişti mi? Avrupa nasıl? Yani doğru. İslamofobi diyorlar mesela. Evet. Doğru. Şöyle benim dedem işte babam derdi biz işte şeyden bindik, Sirkeci'den bindik. Amsterdam'a geldiğimizde hakikaten bizi İşte davullarla zurna bunlar hikaye değil. Davulla zurnayla onların yani davul zurna ne demek burada? Onların hoşuna giden tınılarla onları karşılamak, değil mi? Tabii. Yani bir düğün edasıyla, mutluluk edasıyla onları karşılamak. Şimdi burada sanırım iki şey var. Nitelik ve nicelik. Sizin sayınız çok olabilir. Siz orada etliye sütlüye karışmadığınız sürece hiçbir sıkıntı yok. Değil mi? Yani bunu 3 aşağı 5 yukarı anlayabiliriz hep beraber. Ama kaliteniz arttıkça işte ya ben de artık bu toplumun bir yerinde söz sahibi olmak istiyorum dediğiniz zaman orada olan işte ana unsurlar size karşı bir tepki gösterir. Bu doğaldır. Yani bunu Türkiye'de görüyoruz. Yani dediğim gibi o tarihsel sürece baktığımızda köşe başlarını kim toplamış? Ama işte bunlar bana göre beyaz yakalı Türkler diyorum ben bunlara. Ama işte alın teriyle köylüsünden kente doğru gelen o Anadolu insanı da ya benim çocuğum da artık okudu, benim çocuğum da doktor oldu, mühendis oldu, siyasetçi olmalı dediği anda olan işte o tepkiyi biz Avrupa'da da görüyoruz. Ha, Avrupa'nın belki belli başlı farklılıkları olabilir. Bu farklılıklar neler? Siz farklı bir dili konuşuyorsunuz, farklı bir coğrafyana gelmişsiniz. Dolayısıyla o İslamofobi kesinlikle var. Ve son yıllarda da bu Türkofobi, hatta Erdoğanfobiye doğru gidiyor. İslamofobiye baktığınızda nasıl var? Ben işimden biliyorum tekrar. İş başvurusu yapılıyor bakanlığa. İsimler işte Hans, Johnny vesaire. Bir de Hasan, Ahmet, Mehmet. Araştırmalara göre Hans ve Johnny iş başvurusunda daha çabuk Artı puanla geliyor. Ve araştırmanın diğer tarafı diyorlar ki artık bakanlık olarak biz iş başvurularını isimsiz alalım. Yani o gönderen kısmı
şey boş. O araştırma sonrasında da o insanlara biraz daha fazla, o insanlara hak tanınıyor. Bu açıkçası şunu gösteriyor. Sizin isminiz eğer Soner ve Osman'sa, Hans'a göre biraz geriden başlıyorsunuz. Yani bu açık açık şu anda şeyde Hollanda'da, Avrupa'da gördüğümüz bir mevzu. Yani o manada size hak veriyorum. Yani Türklere biraz daha acaba neden çekiniyorlar ki? Hani Türk nüfus da artıyor. Türklerden patron da oluyor artık. Hani o işçi insanlar bugün işveren olmaya başlamış Avrupa'da. Ya öyle, hani ben şunu daha önce şey diyordum. Yaşlı bir nüfus. Yaşlı bir nüfus. Avrupa'da. Size aslında ihtiyacı olan bir nüfus değil mi? Yani hatta ben mecliste bazen konuşurken diyordum ki fazla bu Türklerin üzerine gelmeyin, yabancıların. Yarın siz tekerlekli sandalyeye düştüğünüzde sizi kaktıracak insan da olmaz. Evet. Değil mi? Yani sizin bakımınızda vesaire de Müslüman insanların katkısı çok. Tabii ilk önce şey akla geliyor. Acaba işsizlik arttıkça ekonomik manada yabancılara olan bakış olumsuz mu tetikleniyor diye baktığınız diye ben öyle düşünüyordum açıkçası. Yıllarca bunu savunmuştum. Ama son yıllarda bunu savunmak istemiyorum. Çünkü işsizlik, açlık Afrika'da da daha diz boyu değil mi? Orada niye şey gözükmüyor? Böyle yabancılara karşı bir İslamofobi, orada Hristiyanlar ve Müslümanlar beraber yaşayabiliyorlar. İşte oradaki yabancılara karşı bir antipati yok. Dolayısıyla ben bunun biraz da karakterle alakalı olduğunu düşünüyorum. Kusura bakmayın. Yani bütün Avrupalıları aynı kefeye koyamayız. Benim en iyi dostlarımdan birçoğu Hollandalı. Yönetici olarak diyelim. Tabii tabii belki. Yani bu bir karakter hani meselesi. Avrupalı vatandaşların tabii. Belki Türklerle bir sorunu olmayabilir. Kesinlikle öyle. Ha bunu topluma baktığınızda görüyorsunuz. Yani işte komşu komşusuyla işte sen Türksün, sen Müslümansın diye kavga olabiliyor ama Hollanda'nın %80'i 90'ı böyle değil. İftarlarda birbirini davet edip yemek, hatta Hollandalı yemek yapıyor. Müslümanı çağırıyor. Buyurun ben de yiyeyim diyor. İftar açtırıyor. Bu güzel bir şey. Yani biz tabii burada olumsuz bir şey çizmeyelim ama siyasi arenada genel anlamda. Siyasi arenada tabii siyasetin söylemi bir hafta, bir ay olumluya gitmiş olsa buralar belki turist olacak yine tekrar. Evet. Değil mi? Peki Türkiye ile Hollanda ilişkileri veya Türkiye Hollanda Avrupa ilişkileri şu an biraz soğuk, evet. Gergin. Evet. Yani bunun Türkiye'ye bir zarar olur mu? Sanırım 3-4 gün önce biliyorsunuz Avrupa Dışişleri Bakanları evet, tanımaya başladılar. Ama çok önemli orası. Yani niçin siz aylar boyunca referanduma kadar bir dik yokuş gittiniz? Hatta referandum sonrasında tekrar işte olurdu olmazdı tartışmayı açtınız ve baktınız ki artık biz Suriye meselesinde Türkiye'de çalışmamız lazım. NATO üyesi olarak Avrupa'nın biliyorsunuz Türkiye geçiş noktası. Bir bekçisi yani tamam. Bekçisi. Rusya ile olan o bağlantıda yarın Rusya ve Türkiye vanayı kapatmış olsa orası üşüyecek. Değil mi? Dolayısıyla bunları söylüyorum ki uluslararası ilişkilerde kavga bugün olabilir ama şey olmaz, düşmanlık ömür boyu sürmez. Ama Avrupalı unutmaz. Bunu konuşmakta fayda var. Avrupalı unutmaz. Neyin nasıl olduğunu hakikaten çok iyi arşivlerinde çok iyi değerlendirir. Bunu da tabii geçtiğimiz yüzyıla baktığımızda daha iyi anlayabiliyoruz. Bence zararı olur mu? Olmasaydı keşke daha iyi olurdu. Bu kesin. Ama ben uzun vadede Türkiye'nin reddedilebilecek bir ülke olduğunu düşünmüyorum. Yani Avrupa Birliği üyeliği konusu var mesela. Evet. O da çetrefil bir mesele. Yani Avrupa bizden vazgeçebilir mi mesela bu konuda? Bence şu eğer ırkçı politikalar devam ederse, yani şu şöyle görmek lazım. Avrupa Birliği'ne alınmakla Türkiye'nin önemli bir partner olmadığı anlamına gelmez. Yani ben o listede yer aldım. Avrupa Birliği'ni nacizane bir kardeş olarak iyi bildiğimi düşünüyorum. Avrupa Birliği'ne girip girmemek arasında yüzlerce seçenek var. İşte şeye bakın, Brexit'e bakın. İngiltere çok iyiyse niye orada kalmadı? İsveç dediğimiz ülke Avrupa Birliği'nin ile çok iyi ilişkileri var. Norveç oyladı. Oyladı. Yani girmedi İsveç, girmedi biliyorsunuz. Şimdi ben Hollanda'da şunu da söylüyorum. Bakın gün gelir Türkiye
size diyebilir ki bakın arkadaşlar sizin artık içinizde bir birlik beraberlik yok. Brüksel şeyi gösterebilir, İngiltere'ye gösterebilir. Biz yine kebabımızı, baklavamızı, çayımızı yemeye, içmeye devam edelim. Ticaretimizi yapmaya devam edelim ama artık birbirimizi üzmeyelim. Şimdi şeye baktığınızda ben 2004 yılında siyasete Avrupa Parlamentosu'na baktığımda o 2012 olarak tarih verilmiş hatırlarsanız. 2012-2013 Hollanda Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği Başkanı'nın Dışişleri Bakanı olarak tarih vermişti. Ben oradaydım Brüksel'de. Deniliyordu ki biz 2012'de artık Türkiye hazırlayacağız. 2014 özür dilerim. 2004'ten 14'e kadar 10 yıl. Tayyip Erdoğan o gün oraya gelmiş. İşte çetin pazarlıklar yapılmış. 10 yıl içerisinde Avrupa buna hazır olmalı diyordu. Şimdi bak 3 yıl daha geçti. Yani burada şey olmak lazım, samimi olmak lazım. Evet mi, hayır mı? Ha, hayırsa hangi şartlarda devam edelim? Ama biz sizi alacağız. Diğer taraftan da almamak için her türlü entrikalar yapılacak. Bu hoş olmamalı. Bence Türkiye bir kart ortaya koymalı. Bu kartta yani karşı tarafı evet ve hayıra birazcık böyle iterek eğer hayır diyorsanız bu defa gelin olacakları konuşalım, olmayacakları konuşmayalım. Yani olacakları siz olmayacakları konuşmanız bana da fayda sağlamaz, size de fayda sağlamaz. Yani o manada ben Avrupa'nın bu saydığım noktalardan dolayı Türkiye'den vazgeçeceğini düşünmüyorum ama Avrupa Birliği içine girmesi konusunda da tereddütlerim var açıkçası. Evet. Osman Bey, Hollanda'dan konuşursak biraz Konya Ovası kadar bir yer aslında, evet, değil mi? Evet. Şöyle bir özelliği var. Üretmediğini satabilen bir, evet, ülke. Siz bayağı Hollanda'yı bir çok... Yok, hani 2011'de gelmiştik ama evet, araştırıyoruz da. Güzel. Hani tarımsal ticaretin merkezi, evet, önemli bir merkezi. Biz bu kadar üretiyoruz mesela. Hollanda'yla da ticaretimiz yok. Hani bu Isparta'nın tarımsal altyapısıyla Hollanda pazarına girmek mümkün değil mi? Kesinlikle mümkün. Geçen de anlatmış mıydım bilmiyorum ama rahmetli Hasan Balaman döneminde hatırlarsınız. Hollanda'da bir buradaki iş adamlarını Hollanda'ya götürmüştük biliyor hatırlarsınız. 81 kişi gelmişti diye hatırlıyorum. Bunların yaklaşık 30-40 tanesi Türktü. Ve biz orada ne yaptık? Dedik ki hem o Spartalıları bir araya getirelim hem aynı zamanda da bir yarım gün oradaki iş adamlarını elma konusunda, kiraz konusunda bir araya getirelim. Hollandalılar, Türkler bir işte 4 saatlik bir ortamda, belediye başkanlarının olduğu ortamda, naçizane ben o zaman moderatörlük yapmıştım belediye başkanları arasında, bir ilişki olsun diye konuşmuştuk. Maalesef çok üzücü bu şey bu. Hollandalılar tüm sunumlarını yapmışlardı. Bizim o 30 tane iş adamından maalesef içeride, çok üzülerek söylüyorum, 2 tane iş adamı vardı. Belki dinliyorsa Selim Sözer Bey yanımda. Dedim ki ya bizim Spartalılarla ilgili bir sunum yapmamız lazım. Kim yapacak? Hemen Selim Bey yapar. Yok, Selim Bey şunu söylemişti. Aşağıya gittim gördüm. O da kulakları çınlasın. Dedi ki sanayide Recep Bey var dedi. Çorapçı bir abimiz dedi. Çorap üretiyormuş galiba. Aşağı indim dedim ki Recep Bey şu dakikadan itibaren siz Isparta işçilerinin temsilcisisiniz. Kahve içiyordu, kahvede eli titredi adamın. Ben dedi yapamam. Siz dedim gelin anlatın Isparta'yı. Ben de dedim ona bir eklemeler yaparım. Şunu söyleyeceğim. Buradaki tarımla ilgili kiraz biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli ürünlerinden bir tanesi değil mi? Tabii %100 ihracat. İhracat ve Türkiye pazarının galiba %25'ini karşılayan bir şey var burada. Siz kalkıp giderseniz çantanızla o insanları görüşürseniz o insanları sizi tanırlar. Ama gitmezseniz maalesef tanımazlar. Hollanda her yerde, her şeyde Hollanda işte niye iyi? Yani peynirde iyi, hayvancılıkta iyi, çiçekçilikte iyi. Benim gördüğüm tek bir şey var. Hollandalı çalışkan insan. Hollandalı en az 2 dil bilir. Hollandalıcının yanında İngilizcesi çok süperdir. Çoğu 4 dille kendini hem halleder. Özellikle iş adamları. Almanca, İspanyolca. Dolayısıyla bunları da bir ortaya kattığınız zaman girişimcilik ruhunuzda ürününüzü iyi tanıyorsanız bu alışveriştir Soner Bey. Yani yan gelerek bir şey olmuyor.
Dolayısıyla ben Isparta'nın o çok önemli ürün olduğunu düşünüyorum. Özellikle elma konusunda. Ama birazcık da tembel olmamak lazım yani. Tabii. Sözüm buradan işte ama bu böyle. Evet. Osman Bey, bir 7-8 dakika vaktimiz kaldı. Öyle mi? Vakit çabuk geçti. Bugün 1 Mayıs biliyorsunuz işçi bayramı. Evet. Buradan emekçilerimizin gününü de kutluyoruz. Kutlarız tabii. Tabii siz Hollanda'da Avrupa kentinde sendikacılık da yapıyorsunuz. İşçi sendika yöneticiliği. Evet. Hani ben Türkiye'deki işçi haklarıyla biraz Avrupa'yı kıyaslarsak nasıldır? Hani her şeyde Türkiye geride de belki bu konuda biz önde de olabiliriz yani. Yok o konuda sendikal noktada Türkiye'de ya son yıllarda sendikal haklar olsun. Evet. Birçok konuda. Türkiye'de de işçi emeğe karşı bir güzel yaptırımlar var. Evet. Tabii ben açıkçası o konuda Türkiye konusunda şey değilim, uzman değilim. Hani o konuda benim hani orada şeyim yok. İşçilerle ilgili haklar nelerdir? Şöyle söyleyeyim o zaman. Biz tabii ben aynı zamanda Türkiye ile ilgili olan sendikamızın bir şeyi var, çalışma grubu var. Orada da aktif yer alıyorum. Maalesef Avrupa orada da işte Türkiye ile alakalı olumsuz haberleri sendika içerisinde de ortaya çıkarıp bunu dışarıya lanse etmek istiyor. Ben Türkler açısından bakıyorum. Birçok Türk arkadaşım var. İşte Türkiye'ye gidip burada hayatını idame etmek isteyen insanlar var. Ama 3-4 yıl sonra tekrar geri gelenler var. Acaba niye geri geldiniz diye baktığımda şunu söylüyorlar genellikle. Ya biz gittik ama çalışma hayatına ayak uyduramadık. Nedir o çalışma hayatı? Ya işte 8'de başlamanız lazım veya 9'da başlamak lazım. 9'da geliyoruz ama iş sonu patron ne zaman eve giderse o zaman bitiyor anlamında şeyler duyuyorum ben. Özellikle gençler tabii bu konuya çok alışık değiller. Orada bir sistem, bir format üzerinden hayat devam ediyor. Ama bunun dışında geçmiş yıllara bakarak çalışma hayatında, çalışma koşullarında çok önemli gelişmeler olduğunu takip ediyoruz. O manada ben sendikacılığın hep hayırcılık üzerine gittiğini düşünenlerden değilim. Sendikacılık proje üretmektir. Sendikacılık çalışma ortamınızı işçiler ve işverenlerle beraber nasıl iyileştirebiliriz? İşçinin hakkını alın teri kurumadan nasıl verebiliriz? Yine o iş yerinde bu iş yerinde ben sadece işçiyim değil, işverenle beraber bu iş yerimizi nasıl biraz daha palazlandırabiliriz anlamında projeler üretmesi gerektiğine inananlardanım. O manada tekrar bu vesileyle 1 Mayıs'ı işçilerin bayramını inşallah her gün bayram olması nezdinde de kutlamak istiyorum. Evet. Osman Bey, teşekkür ederiz. İzin gününüzde memleketinize gelmişken bize de konuk oldunuz. Estağfurullah. Tabii 16 Nisan halk oylaması öncesi ve sonrası süreç Avrupa'dan haberler verdiniz bize. Evet. Oradaki gelişmeleri aktarmaya çalıştınız. Bir iki dakikamız daha var mı? Buyurun. Şöyle söyleyelim. Yani bu kriz meselesini oraya değinmedik. Hollanda dediğim gibi 1612'den itibaren bu ilişkileri biliyor. Hatta bu biliyorsunuz Lale'nin Hollanda'da büyümesinin temeli buradan giden lalelerdir. Yani hı hı. Türkiye'den giden lalelerdir. Ama maalesef biz bunu biraz geliştirememişiz. Onlar geliştirmişler. Hollanda Türkiye'nin desteğiyle bir siyasal şey, ekonomik tarihi okuyan bir dostumdan biliyorum. Şunu söyler o. Hollanda'nın dünyaya Türkiye olmadan kapitalizmi bulması mümkün değildi der. Bu çok önemli bir tespit. Hollanda dediğimiz gibi girişimci bir ülke, laboratuvar bir ülke. 1600. yıla kadar genellikle Hollanda etrafında ticaret yapan bir ülke. Sıcak denizlere, Akdeniz'e Türkiye'nin kendisine vize vermemesine, özellikle Anadolu'nun Osmanlı Sultanı, Kanuni Sultan Süleyman, özür dilerim oraya not almıştım. Pardon, Sultan Ahmet'in vize vermesinden sonra ticarete açılan bir ülke. Hollanda bunu biliyor. Çok şey borçlu o zaman Türkiye. Yani ama ne bunu Türkiye tarafında ben çok seslendirdiklerini görüyorum ne de Hollanda tarafı bunu biliyor. Ama bunlar anlatıldığı zaman siz vize almak için
elçinizi İstanbul'a 3 ay orada kalın diye göndermişsiniz, biliyor musunuz? 3 ay sonra Sultanahmet diyor ki ben randevu vermek istemiyorum. Sultanahmet'in hocası Aziz Mahmut Hüdayi, Üsküdar'da bir hoca. Ya diyor bir tane adam geldi. Hollandalıymış. Beni bulmuş. Rica etti benden. Benim de senin de beni kırmayacağını düşündüğü için Aziz Mahmut Hüdayi Hollanda'ya şey veriyor. Hollanda'ya randevu alıyor. Referans oluyor. Randevu aldıktan sonra Hollanda'nın artık gemileriyle baharat ticareti yapmak için sıcak denizler açılıyor. Belki bugünkü ticarette o kadar güçlülüğün temeli buralarda. Hayır, bu böyle yani. Tamam. Hani bu, ben şu anda bir şey anlatmıyorum size. Hikaye değil bu. Hatta Hollanda'nın atasözü var bir tane, onu da söyleyelim, onu kapatalım. Hollanda'daki atasözü şudur. Roma'daki papaya dahil olmaktansa Türk olmayı tercih ederim. Bu literatürde olan bir atasözüdür. Bu da maalesef ne bunu Türk tarafı bilir ne de unutulmuş Hollanda tarafı. Sözler bunlar biraz. Bunları da bu şekilde anlatmış evet. Olalım. Teşekkür ederiz Osman Bey. Ben de size çok çok teşekkür ederim. Vakit çok çabuk geçti. Eğirdir Genç Girişimci İş Adamları Derneği Başkanımız Osman Bey, size de selamım var. Aleykümselam. Tabii Cuma günü çok önemli bir konferans, İstanbul Aydın Üniversitesi'nden doçent doktor Ramazan Kurtoğlu, küresel para savaşları ve Türkiye'ye etkisi konulu bir konferansları var. Ona da davet ediyor sizleri de, evet. İzleyicilerimizi de. Evet. Efendim basın kulübünden bu akşamlık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni konular ve konuklarla yine birlikte olacağız. Hayırlı akşamlar. Davraskent'in sunduğu Isparta Basın Kulübü devam ediyor.